Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, AK Parti hükümetleri olarak eğitimi hep en öncelikli meselemiz olarak gördük. Ve 2002 yılında 8 milyar lira olarak devraldığımız Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini 2025 yılında 1 trilyon 452 milyar liraya yükseltmiş bulunuyoruz. Öğretmenlerimizin kariyer imkanlarını genişlettik. Özlük haklarında da kapsamlı düzenlemeler yaptık. Yine geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kabul edilen kanunla öğretmen yetiştirme sürecinde reform mahiyetinde düzenlemeler yaptık. Artan üniversite ve öğrenci sayısıyla birlikte üniversitelerimize ayırdığımız kaynağı da süratle arttırıyoruz. Yüksek öğretim kurumları bütçelerini 2025 yılında 488 milyar liraya çıkarıyoruz. Yüksek öğretimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemizi 2025 yılında 2 trilyon 181 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece merkezi yönetim bütçesinden %14,8 oranı ile en büyük payı yine eğitime ayırıyoruz. Bu artık AK Parti hükümetlerinin, Cumhur İttifakı hükümetlerinin bir geleneği oldu. Başından itibaren hep eğitim ve bakanlık bazında da Milli Eğitim Bakanlığımız bütçeden en yüksek payı aldı. Bu geleneği bu bütçede de devam ettiriyoruz. Eğitimle birlikte hükümetlerimiz döneminde en fazla önem verdiğimiz konuların başında sağlık gelmektedir. 2022 yılında kabul edilen yasal düzenlemelerle başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık personelimizin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alındı. Ve taban ödeme adı altında yeni bir ödeme unsuru getirdik. Hekimlerimizin mali haklarının yanında emekli aylıkları da önemli oranda arttırıldı. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla merkezi yönetim bütçesinden sağlık hizmetleri için 1 trilyon 106 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Merkezi yönetim bütçesinden sağlık için ayrılan kaynağı sosyal güvenlik kurumundan yapılacak sağlık harcamalarını da eklediğimizde sağlık alanına ayrılan toplam kaynak 2 trilyon 435 milyar liraya ulaşmaktadır. Sosyal devlet ilkesiyle ülkemizin sahip olduğu refahı toplumun tüm katmanlarına yaymaya kararlıyız. Kapsayıcı bir büyüme anlayışıyla, insan odaklı bir anlayışla bütçemizi şekillendiriyoruz. Sosyal yardım ve destekler için 2025 yılı bütçemizde 651 milyar lira kaynak ayırdık. Bu tutar 2025 yılı bütçesinin %4,4'üne denk gelmektedir. 2025 yılında ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 131 milyar lira. 65 yaş üstü yaşlılarımız, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımız ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 88 milyar lira. Engelli vatandaşlarımızın evde bakımına destek amacıyla 70 milyar lira. Engelli vatandaşlarımızın eğitim desteği için 47 milyar lira. Sosyal konut finansmanının desteklenmesi amacıyla 23 milyar lira. Ekonomik yoksulluk içinde olan çocuklarımızın aileleri yanında yetişmelerine imkan sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 17 milyar lira. Gelir düzeyi düşük vatandaşlarımıza sağlanan elektrik tüketim desteği kapsamında 10 milyar lira. Engelli eğitim taşıma giderleri için 8 milyar lira. Koruyucu aile uygulaması kapsamında yaklaşık 2 milyar lira kaynak ayırmış durumdayız. Vatandaşlarımızın refahını arttırmaya yönelik bütçeden sağladığımız diğer sosyal amaçlı kaynaklardan da kısaca bahsetmek isterim. Vatandaşlarımızın
daha ucuz elektrik ve doğalgaz kullanabilmeleri için 2025 yılı bütçesinde 422 milyar lira kaynak öngörüyoruz. Biliyorsunuz pandemi sürecinde enerji maliyetleri çok yükseldi. Bu maliyetlerin vatandaşlarımıza, toplumumuza yansımalarını en aza düşürmek için bütçeden ciddi sübvansiyonlar başlatmıştık. Bu 2025 yılında da 472 milyar lirayla devam ediyor. Bu kapsamda bugün konut tüketicileri için konuşacak olursak, doğalgaz ve elektrik maliyetinin %60 civarını bütçemizden, kamu kaynaklarından finanse ettiğimizi ifade etmek isterim. 2022 yılı Ocak ayı itibarıyla asgari ücreti vergi dışı tuttuk. Tarihi bir karar alındı ve asgari ücrete kadar olan tüm gelirlerde, sadece asgari ücretlerde değil, tüm gelir gruplarında asgari ücrete kadar olan tutar vergi dışı tutulmuştu. Sadece bu kapsamda 2025 yılında 810 milyar lira vergi istisnası öngörüyoruz. Yani bu kararı almamış olsaydık bugün asgari ücrete kadar olan ücretlerden maliyemiz 810 milyar lira vergi tahsil edecekti. Bunu istisna kılmış durumdayız. Doğalgaz ve elektrik sübvansiyon destekleri ve asgari ücretin vergi dışı tutulmasını da dikkate aldığımızda sosyal harcamalara ayrılan kaynaklar 1 trilyon 933 milyar liraya ulaşmaktadır. Bu tutarın bütçemize oranı ise %13,1 seviyesindedir. 2025 yılında bütçemizden tarıma 703 milyar lira kaynak ayırdık. Tarımı hiçbir zaman modası geçmeyecek stratejik bir sektör olarak görüyoruz ve tarımın, çiftçimizin her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu kapsamda tarımsal destek programları için 135 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için, özellikle sulama başta olmak üzere tarım sektörü yatırım ödenekleri için 166 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyon desteği için çiftçilerimize sağladığımız kredi sübvansiyonları için 160 milyar lira, tarım sektörü vergi harcamaları kapsamında 200 milyar lira, tarımsal kitlerin finansmanı, müdahale alımları ve ihracat destekleri için 45 milyar lira yine bütçemizden kaynak ayırıyoruz. Son iki yıl içinde önemli ölçüde arttırdığımız reel sektör desteklerine 2025 yılında da devam ederek yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odağımızla özel sektörle omuz omuza büyüme stratejimizi sürdürüyoruz. Reel kesim destekleri için bütçemizden 561 milyar lira ödenek öngörüyoruz. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu işveren prim ödemeleri için 223 milyar lira, tarımsal krediler sübvansiyon desteği olarak 160 milyar lira, Halk Bankası esnaf kredileri sübvansiyon desteği için 60 milyar lira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvik ödemeleri için 32 milyar lira, mesleki eğitim kapsamında ödenen devlet katkısı için 30 milyar lira, ihracat başta olmak üzere diğer reel sektör destekleri için 57 milyar lira kaynak ayırdık. Savunma sanayinde dışa bağımlılığı asgari seviyeye düşürmek en önemli stratejik hedeflerimizden biridir. Bildiğiniz gibi son 20 yılda %80'lerden %20'lere düşürdüğümüz bir bağımlılık söz konusu. Bunu çok daha ileriye taşımaya ve çok daha güçlü bir savunma sanayi inşa etmeye kararlıyız. Savunma harcamaları için 913,9 milyar lira, iç güvenlik için 694,5 milyar lira ödenek öngördük. Savunma sanayi destekleme fonu için ayrılan kaynak da dahil edildiğinde toplamda savunma ve güvenlik sektörü için 2025 yılında 1 trilyon 608 milyar lira
ödenek tahsis ediyoruz. Güvenlik her şeyin başı, ülkemizin hem iç huzuru hem de caydırıcı bir güç olması bakımından her türlü çalışmayı sürdürdüğümüzü ifade etmek istiyorum. Mahalli idarelerimizi de güçlendirmeye devam ediyoruz. Büyükşehir ve diğer belediyelerimiz ile il özel idarelerimize ayırdığımız toplam kaynağı 1 trilyon 344 milyar liraya çıkarıyoruz. 2002 yılında bu kaynağın, yani mahalli idarelere ayrılan kaynağın bütçe içindeki payı sadece %4 iken bu oranı 2025 yılında %9,1'e yükseltiyoruz. Sulama projelerinden demiryolu projelerine, havalimanlarından deniz yolu yatırımlarına, birçok alanda yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2025 yılı bütçemizde yatırımlara ayırdığımız kaynağı 1 trilyon 569 milyar liraya yükseltiyoruz. Bu tutar 2025 yılı bütçemizin %10,7'sine denk gelmektedir. AK Parti hükümetleri döneminde çalışanlarımızın ve emeklilerimizin aylık ve ücretlerinde enflasyonun oldukça üzerinde reel artışlar yaptık. Hangi kalem itibariyle bakılırsa bakılsın, enflasyondan arındırılmış olarak bütün ücretlerde reel anlamda bir gelişme olduğunu görmek mümkündür. 2023 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere tüm kamu görevlilerimizin ek göstergelerini arttırdık. Öğretmen, hemşire, polis, din görevlisi, şube müdürü, avukat gibi birçok kamu görevlilerimizi 3600 ek göstergeden yararlanır hale getirdik. 2023 yılında yapılan kanuni düzenleme ile birlikte 2023 yılı Temmuz ayından itibaren memur ve diğer kamu görevlilerine net 8077 TL tutarında ilave ödeme yapılmaya başlandı. Halihazırda bu tutar 14.383 TL olarak devam etmektedir. Kamu görevlilerinin mali hakları 2024 yılında kümülatif olarak %78 oranında arttırılmıştır. Bunun yanında 2024-2025 yılları için uygulanacak olan kamu görevlileri hakem kurulu kararı ile hizmet kollarına ilişkin toplu sözleşmelerde öğretmen, akademik personel, mühendis, mimar, teknik personel, sağlık personeli gibi birçok kamu görevlisinin hali hazırda yararlanmakta oldukları ek ödeme, zam ve tazminat, ilave ödeme, nöbet ücreti, fazla mesai ödemesi gibi birçok mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapılmıştır. En düşük emekli aylıklarında da bildiğiniz gibi iyileştirmeler yaptık. 7500 TL olan bu aylığı Ocak 2024 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere 10.000 TL'ye yükseltmiştik. Daha sonra Temmuz ayından geçerli olmak üzere bu rakamı 12.500 TL'ye yükselttik. Tüm bu hususlarda sağlıklı bir bazda, kalıcı bir şekilde hem kamu çalışanlarının hem tüm toplum kesimlerinin refahı için çalışmaya devam edeceğiz. İstikrar içinde büyüyen ve gelirini adil bir şekilde paylaşan bir anlayış içinde bu konularda önümüzdeki dönemlerde de elimizden gelen en yüksek çabayı ortaya koyacağımızı belirtmek isterim. Ekranları başında bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarımız, değerli basın mensupları, insan odaklı ve sosyal adaleti gözeten bir anlayışla hazırladığımız 2025 yılı bütçemizi önümüzdeki süreçte Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız. 22 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunum ile bütçe maratonu başlamış olacaktır. 2025 yılı bütçemiz ile eğitimden sağlığa, enerjiden tarıma ve sanayiye her alanda büyüyen, güçlenen, kalkınan, itibarı artan ve refahı yükselen Türkiye için tarihi yürüyüşümüze devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı vizyonuyla en üst düzeyde insani gelişmişliği yakalamış, ekonomik olarak güçlü ve refah seviyesi yüksek bir ülke olma hedefiyle milletimizin yaşam kalitesini arttırmak için durmaksızın bir ekip ruhu içinde
güçlü bir koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz. 2025 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifinin bir kez daha milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü liderliği, kararlılığı ve gösterdiği vizyon için şükranlarımı sunuyorum. Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere bütçe teklifinin oluşumuna katkıda bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, tüm kamu çalışanlarına gönülden teşekkür ediyor. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi bilgilendirme toplantısı hitapları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuklarımız, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi bilgilendirme toplantısı kapsamında şimdi bütçe bağlama seremonisine geçiyoruz. Arz ederim. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, kıymetli konuklar, değerli basın mensupları. 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi bilgilendirme toplantısı ve bütçe bağlama seremonisinin böylece sonuna geldik. 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni eder, saygılarımızı sunarız.